Çok sağ ol Ahmet. Yani benim yüzümden şu yaşadıklarına bak, hala bana yardım ediyorsun. Canım, lafı bile olmaz. Aklın Çınar'da kaldı tabii. Onca kızgınlığa, onca kırgınlığa rağmen yine ona koşuyorsun. Halini merak ediyorsun. Aslında yıllar içinde Aslı da benim çocuğum gibi oldu. Yani Allah korusun, onun başına böyle bir şey gelecek olsa çıldırırım. Allah korusun. Çınar da zıvanadan çıkmıştır. Haklı tabii. Evlat neticede. Şimdi onun dilinden anlayana, halini bilene ihtiyacı olur. Gitmekle en iyisini yapıyorsun. Allah yardımcılar olsun. Ben burada bekliyorum. Yok, sen hiç bekleme. Belki benim işim uzun sürer. Ne kadar sürerse sürsün. Benim burada olduğumu bil yeter, tamam mı? Teşekkür ederim. Hepimiz acı çekiyoruz Ümit Hanım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çınar da evladı için çabalıyor. Ona kızmayın. Böyle bir durumda neyin doğru, neyin yanlış olduğuna doğru hüküm vermek sanıldığı kadar kolay değildir. Evladımı bir daha göremezsem, torunuma bir daha dokunamazsam, bana kızımdan yadigar. Hala onun acısını içimde yaşarken böyle bir şeye katlanamam. Size söz veriyorum. Lale sağ salim evine dönecek. Sakın bana söz vermeyin Necip Bey. Hele bu konuda. Verdiğiniz hiçbir sözü tutmuyorsunuz. Yine nesi var bu eseriklinin? Kapıları kilitleseydim böyle olmazdı. Daha önceden fark edebilseydim böyle olmazdı. Ya da beni bayıltacağını anlayıp bir şeyler yapabilseydim böyle olmazdı diye kendimi suçlayıp duruyorum. Düşündükçe de sürekli kendimi suçluyorum ama içimden çıkamıyorum.
Canımın acısı azalmıyor. Bir de seni suçluyorum bu sefer. Benim yerime o gitseydi böyle olmazdı. En azından adıma bir şeyler yapabilirdi. Engelleyebilirdi bu durumu diye. Ama anladım ki Çınar. Kendimizi suçlayıp durmanın hiçbir faydası yok. Ne yaparsak yapalım, ne kadar önlemimizi alırsak alalım, bu gelecekmiş başımıza belli ki. Bu yüzden artık keşke demeyi bir kenara bırakmamız lazım. Beklemekten başka hiçbir çaremiz yok Çınar. Sabretmekten başka hiç çaremiz yok. Söz veriyorum. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun Lale'yi geri getireceğim. Söz veriyorum ve yemin ediyorum. Bunu yapanlardan hesabını soracağım. Biliyorum, ben sana inanıyorum. Sadece kötü bir şey yapma, tamam mı? Adamları sinirlendirecek bir şey yapma. Hepsi geçecek. Hepsini atlatacağız Yeşim. Toprak. Bir şey mi oldu? Gidelim buradan, ne olur. Toprak, niye ağlıyorsun? Bak, bir şey yaptılarsa söyle. Kimse bir şey yapmadı Ahmet. Ne olur götür beni buradan. Anladım. Dediğim şekilde yapın siz. Müsait misiniz Necip Bey? Tamam evladım. Ben gene ararım sizi. Kimdi arayan Necip Bey? Şirketten aradılar. Bu haber geldiğinde toplantıyı bırakıp çıkmıştım. Çocuklar bilgi veriyor bana. Bu saatte. Kaçıncı arayışları da konuşacak fırsat olmamıştı. İş dünyası İkbal Hanım. Derdiniz tasanız olsa da çarklar dönmeye devam eder. Vallahi maşallah Necip Bey. Her birimiz perperişanız. Siz metanetinizi korudunuz. İşi gücü, hepimizi idare etme kabiliyetinize şaşmamak mümkün değil. Mecburiyetten İkbal Hanım. Herkes bunca dağılmışken birinin dirayetli olması gerek ki aklı selim davranabilirim, değil mi? Doğru dediniz Necip Bey. Nasıl bir sınama bu? Nasıl bir sınama bu? Bir anda evladım. Bir anda evladımın evladı.
yüreğim pare pare. Hangi birine yanayım Necip Bey? Hangi birine yanayım Necip Bey? Allah'tan umut kesilmez İkbal Hanım. Elimizden geleni yapacağız. Ötesinde Yaradan'a havale edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.